Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün yine sizlere yeni rank kasma taktikleri göstereceğim. Fakat sizlere bir şey sormak istiyorum. Biz her pusu taktiğimizde videonun başta yeni pusu taktiği, yeni rank kasma taktiği yazıyoruz da artık bütün başlıklar aynı olmaya başladı. Sizlerden bunun için bir isim önerisi bekliyorum. Varsa öneriniz aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hadi pusu taktiklerimize geçelim. You think I would look pretty on your arm once you cover up. Şimdi taktiğimize geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da daha fazla bu türde taktik videolarımdan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda bana destek olmuş da olursunuz. Şimdi hemen Ruistek taktiğimize geçelim. Dünden ya da ondan önceki gün bilmiyorum artık, her videoya pusu taktiği yazdığım için şuradaki yere çıkmayı göstermiştim. Daha sonrasında ise bir tane de şuraya ateş rünü koyup tam olarak şuraya ateş rünü koyup, tamam mı, hani kocaman çember var ya, yuvarlak şöyle dönüyor. Bunu bırakıp eğer şu öne gelirseniz de sizleri şunun arkaya atıyor. Bunu çekmedim. Sebebi ise bunun içine girerseniz eğer çıkamıyorsunuz. O yüzden o videoyu çekmedim. Bence gereksiz bir taktik. Yani şunun içine giriyorsun ve çıkamıyorsun, o kadar. Şimdi bir tanecik şuraya buz attım. Tamam mı? Buraya attıktan sonrasında ise şöyle önünüze bir buz atmanız gerekiyor. Bu buzu da şöyle hemen atayım. 4 saniyesi falan var. Bir de süresi var bunun ya. Keşke süresi olmasa. Ne bileyim, bence süre işi bir tık gereksiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya zıplamamız gerekiyor. Fakat o zıplamak için yine gireceğiz bir yerlere. Gır 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 gır. Gır gır gır. Tamam. Okey. Buradan da şuraya çıkalım. Daha sonrasında ise şuraya geliyoruz. Bir tane de buraya buz atıyoruz altımıza. Şöyle. Tamamdır. Buraya kadar çıktık. Şimdi bir daha buz atacağız. Böyle istediğiniz kadar çıkabiliyorsunuz ve en yukarıya, bildiğin en yukarıya gidip pusuyorsun. Mesela bir K98, 8X'in falan olsa acayip bence iş yapar burası diye düşünüyorum. Buraya kadar geldik. Şimdi bir buz daha atacağım. Yine 5, 4, 3. Keşke olmasa bak. Bu videolar çekerken mesela bunu custom'da yapabilsem, custom'da bu buz atabilsem cidden öyle çekerim hani. Daha sonrasında ise buraya geliyoruz. Buradan şöyle bir daha zıplıyoruz falan filan. Geldik, geldik, geldik. Yine bekliyoruz. Bu sefer T yukarıya gideceğiz şimdi. Bir tane daha attım buz. Okey. Sonra geldim buraya. Buraya geldikten sonra peki ne yapacağız? Bu arada şuraya falan da yatıp pusabiliriz ha, buradan zıplayıp. Ama ben şimdi denemeyeceğim. Bu kadar buz attım. Başa dönmek istemiyorum şahsen. Şöyle geliyorsunuz. Yeşil olduğunda buz atıyorsunuz ve buraya kadar gelip ahanda buraya pusuyorsunuz abi. Çok değişik. Bak hatta hiç riske atmayıp dersen şunun araya girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Ama şunun daha da üstte çıkılır mı? Çıkılır valla. Ya buraya gelip mesela pusu taktiği yapabilirsin abi. Hiç kimse de gelip hani yukarıya bakmaz. Acaba bu adam nerede falan. Siz mesela şuradan gelen biri olsanız, burada pussanız, bu adam sizi vursa söversiniz. Ben de söverim ama pusu taktiği, rank kasma taktiği yani bunda. Mesela adam diyelim geliyor abi, çık 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 çık. Bitti, öldü, tertemiz bir kill. Yani olay bu şekilde. Şimdi bir de sizlere son alanda yapabileceğiniz, eğer buz ürününü seçtiyseniz yapabileceğiniz çok güzel bir taktik göstereceğim. Bu taktiğimiz peki ne derseniz, hemen gelelim size göstereyim. Şurada fark etmez, küçük büyük her tarafta bir taş vardır illa, şu bu. Yeter ki bir tane taş olsun, üste çıkabileceğiniz bir taş olsun, tamam mı? Gelip eğer sen buraya buz atarsan PUBG ne yapıyor? Geliyor aşağıya, fake buz atıyor, tamam. Bunun boyunu siz ayarlayabilirsiniz. Mesela benim şu an ayaklarım gözüküyor. Şöyle oturursam falan gözükmez. Aynen şu şekilde. Hatta bak içeriden görünüşte şu şekil yani. Bunun içinde varsınız ama yoksunuz. Buradan eğer isterseniz de adamlar direkt ve net olarak da görebiliyorsunuz. Bunun içinde pusabilirsiniz. Dışarısı bütün herkes de böyle gözüküyor. Bu arada onu söyleyeyim yani. Şuraları falan kırsanız da bir şey olmaz hani. O aşağısı gitmiyor bak. Buralar kırılmıyor hiçbir şekilde. Buralar girmeli, buklu falan filan. Ben bunu dünkü videomda evin içinde göstermiştim. Fakat burada böyle göstereyim. Direkt taşta göstereyim dedim sizlere. Son alanda diyelim ki gidecek yeriniz yok. Taşta bile olsanız öleceksiniz. Bu herkes çok yakın. Zaten çok yakın olduğunuzu biliyorsunuz ki buzlar yakından gözüküyor. Hani bundan faydalanabilirsiniz. Gelirsin. Buraya girersin. 5N'ye geçersin. Geliyor mu, vur. Ve bir sonraki taktiğimiz için ise Miramar'a geldik. Evet, değişiklik olsun diye bu videoda bir tanecik de sizlere Miramar taktiği göstereceğim. Belki aranızda Miramar oynayanlar vardır. Burada işte Miramar'da falan pusu kurmak isteyen arkadaşlar varsa bu taktik de onlara gelsin. Belki siz daha çok Miramar oynuyorsunuzdur. Bir de aklımda Livik taktikleri de var. Onu da çekeceğim fakat hani Livik'te birazcık fazla taktik çekeceğim tek videoda. Öyle 3-4 tane değil de şey 5-6 tane Livik taktiği videosu çekeceğim. Onu da beklemede kalın çünkü Livik Erangel'dan daha çok puan veriyor. Fakat eğer ki win alırsanız, mesela mobilde Livik'te maç attığınızda 8 kill ile win alırsanız elmas rankında falan, elmas 1'de hatta +20 veriyor 8 kill ile. Mesela
Erendil'da gidip 8 kill win alırsanız da artı 35 falan veriyor. Hani arasında 5 puanlık fark var. Öyle az fark demeyin, bence bir işinizi görür. Şimdi gelelim ilk taktiğimize. Burada haritadan da yeni göstereyim. Graveyard'da böyle bir yer var, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu haritanın birçok yerinde var zaten. Şuraya geliyorsunuz, buradan yavaş yavaş yürüyorsunuz. Tamam, bunu bilmeyenler vardır diye gösteriyorum ben. Böyle yavaş 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 yürüyorsunuz, tamam mı? Buraya yürüdükten sonra eğer isterseniz buraya gelip yatıp pusu kurabilirsiniz. Mesela şuradan diyelim adamlar gelecek, vurursun. Ya da şu aşağıda ev var işte, bu şu tarafta da var bu evlerden. Hatta haritanın birçok yerinde var. Burada mesela bir adam şu evin içine pusu kurmuş, tamam mı? Gelirsin burada şöyle tertemiz bir kill. Bu taktik Miramar taktiği ama yine de ben sizlere göstereyim dedim. Belki aranızda birkaç kişinin işini görür, şimdiden güle güle kullanın. Ve bir sonraki taktiğimiz de Kamesi'de yapılan çok güzel bir pusu taktiği. Belki bir gün işinize yarar diye bunu da paylaşmak istiyorum. Diyelim ki Kamesi'ye bir düşmanına gidiyorsunuz ama silah bulamadınız, kaçacak yeriniz yok falan filan. Bunu işte o zaman kullanabilirsiniz diyebilirim sizlere. Yani başka amaçlarda da kullanabilirsiniz tabii ki de ama size kalmış bir şey. Peki Kamesi'de yapacağınız taktik nasıl bir şey derseniz hemen şuradan sizlere göstereyim. Buradan geliyorsunuz, tamam mı? Şimdi Kamesi'de yapacağımız taktik şu şekilde. Buraya geliyorsunuz ve burada aslında gizli bir mağara var. Belki birçoğunuz bilmiyordur ama cidden burada gizli bir tanecik mağara var. Mesela burada ne yapabilirsiniz? Örnek veriyorum, buraya gelir, tamam mı? Açarsın 3. şahısına, burada pusarsın. Bak, adam geldi mi çık, vur ve bir kill. Yani bu kadar. Bunu da sizlere göstereyim dedim. Mesela silahınız falan yokken gelin buraya saklan. Eğer isterseniz de kapılarını zaten kapatabiliyorsunuz. Fakat ben şu anda kapatmayacağım. Ve sıradaki taktiğimiz ise Nova'da yapılıyor. Nova'da sizlere gösterebileceğim çok 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 ama çok güzel bir taktik var. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Tabi bunu göstermek için yine bizlere para lazım. Bu 50 tane verilen kristal yetmiyor. Ben azıcık şuradan bir kristal toplayayım. Bunu sonra görürsünüz. Başka gelen de yok. İşimiz rahat olacak. Şimdi gelelim Nova'daki pusu yerine. Şurada böyle görmüş olduğunuz gibi kocaman değişik bir şey var, tamam mı? Buraya geliyorsunuz, şöyle çıkıyorsunuz. İlk önce şuraya bir tanecik altınızı attınız. Daha sonrası da ise buraya geliyorsunuz. Yine bekletme süresi var tabii ki de. Eğer bekletmezse kesinlikle olmaz. Yani illaki beklemek zorundasınız. Birazcık bekliyoruz 2 saniye falan. Bekledikten sonra şuraya hemen altımızı atıyoruz. Altımızı attık. Çıktık, tamam mı? Azıcık daha bekliyoruz yine. Daha sonrasında ne kadar ileri atmak isterseniz atabilirsiniz. Bu arada bu konuda hiçbir fark yok yani. İstediğiniz yere atabilirsiniz. Burada bir şey olmuyor ama birazcık kırıp içine atlamanız gerekiyor. Tek sıkıntısı o olur sizin için. Şöyle kırdım ben. Üstüne zıplayabilirsem. Buraya kadar çıktıktan sonra şuraya şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane uzatıyorsunuz. Sonra yine şu ortayı kırıyorsunuz. Burayı kırıyorsunuz. Şurayı da kır, şurayı da kır. Çünkü bu bizi çıkartmıyor saçma bir şekilde. Niye bilmiyorum ama çıkamadığımız için mecbur kırıyorum ben. Şuraya da şöyle bir tanecik bırakıyoruz hemen. Şöyle bırak işte. Daha sonrası da ise gel buna zıpla. Şöyle zıpladın. Ve en sonunda ise burada yukarıya gelip pusuyorsun. Evet, değişik bir pusu taktiği ve baya baya büyük yüksek bir yerde. Şöyle denizden falan bot gelseydi bir tanecik avlardık ama gelmedi. Hani bildiğiniz böyle değişik bir pusu mekanı. Buraya gelip şu şekilde şu arkaya yatıp mesela pusabilirsiniz. Herkes Nova'ya geldiğinde alan mesela Nova'nın bittiği yerlerde oluyor bu arada renk başlarında. Hani gelip buralara falan çıkarlar. Siz kendinizi öldürtmek için buraya gelip de pusabilirsiniz. Şimdi taktiklerimiz bu kadardı. Sırada ise bir tane düşman bulup benim kendimi öldürtmem lazım. Ya da ben onu öldürürüm, bilmiyorum. Videonun sonu, çünkü ben ölmezsem bitmez. Bir body. Biri body artı HS, ölme. Tamam tamam, ölme sana. Kesinlikle ölme, ben geliyorum sana. Çaktırmayın, yolda motor buldum, TikTok'ta gördüğüm bir şey deneyeceğim. Eğer ben denersem kesinlikle olmaz ama kanka bir dakika sakin olur musun? Tamam, olmayalım, vazgeç. Evet, bu videonun sonunda da ölerek videomuzu bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change.